Evet sevgili dostlar herkese iyi bir hafta diliyorum ne kadar iyi geçerse onu size bırakıyorum ama Fenerbahçe sahasında Korendon, Alanya Sporla 2-2 berabere kaldı ve liderliği Galatasaray'a bıraktı. Bırakması da normal zaten haftalardır aylardır istenilen şey buydu. Hani Fenerbahçe'nin rakiplerine yani Galatasaray'ı geçtim. Birçok Anadolu takımında istediği şey buydu. Şimdi kına yakabilirler. Ben maç sonrasındaki yorumlarla maçtayım. Aleksandr Ciku diyor ki yemememiz gereken bir gol yedik ve 1-0 geriye düştük. 2000 öne geçmek için çok mücadele ettik. Konsantrasyon eksikliğinden bir gol daha yedik. Ve 2-2 oldu. Kafayı kaldırmalıyız. Oynanacak çok maç var. Biz o maçlarda en iyi şekilde hazırlanacağız diyor. Yani baktığınız zaman Fenerbahçe Ankara gücü maçında da 1-0 geriye düştü. Eski Fenerbahçe'de Tolga Ciğerci aklıyla kalbi arasında kalıp da topu avuta falan atmadı ya da kaleciye hediye etmedi. Bu maçta da baktığınız zaman Ertuğrul'un insanüstü performansı Fenerbahçe'ye puan kaybıyla döndü. İrfan Can Kahveci üzgünüz. Taraftarımızdan çok özür diliyoruz. Daha uzun bir yol var önümüzde. Gönül isterdi ki kafa vuruşum gol olsun. Daha çok maç var. Skoru alsak da bugün elimizde tutamadık. Şampiyon olmak için her şeyimizi vereceğiz diyor. Dusan Tadiç, işte asıl açıklamalar burada. Açıkçası cümlelere baş cümlelere başlamak zor. Duygu yoğunluğu yaşıyorum. Bana göre kolay bir gol yedik. Sebepsiz yere geriye düştük. Bana göre kolay bir gol yedik, 1-0 geriye düştük sebepsiz yere maç içerisinde. Sonrasında ikinci yarıda oyuna çıkarken taraftarlarımızın desteğiyle beraber maçı çevirebileceğimizi düşündük. Bunu biliyorduk. Açıkçası bunu da yaptık, öne geçtik. Ama bazı şeyleri çok daha iyi yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Tabii ki bunları da analiz edip doğruya çevirmemiz lazım. Eğer şampiyon olmak istiyorsak kendi sahamızda Alanya Spor'a maç kaybetmemeliyiz. Yani puan kaybetmekten bahsediyor. Haksız mı? Yani yanlış bir şey varsa, işler doğru ilerlemiyorsa sizin adınıza asıl yüzünüzü, gerçek yüzünüzü elbette ki göstermeniz gerekiyor. Bu anlamda da liderlerin, lider oyuncuların öne çıkması gerekiyor. Ben de kendi adıma bunu yapmaya gayret ediyorum takım olarak sorumluluk almak durumundayız. Hem saha içinde hem de saha dışında sorumluluğu alıp ona göre hareket etmemiz gerekiyor. Taraftarlarımızla buradaki çalışanlarımızla beraber hep birlikte kalabilmek için bu sorumluluğumuzu yerine getirmemiz gerekiyor. Her şeyden çok daha beraber hareket ederek şampiyonluğu elde edebileceğimizi düşünüyorum." diyor. Şimdi ben şunu söyleyeyim. Fenerbahçe elbette puanlar kaybedecek. Ve kaybedilen puanlar aslında bakarsanız anormal bir durum değil. Hani ligin serüvenine bakarsanız Fenerbahçe için gayet iyi puan dayısı şu anda. Anormal olan şey Galatasaray'ın ince ince, nakış nakış, ite kaka Fenerbahçe ile kafa kafaya yarışta tutulmasıydı. Fenerbahçe yönetiminin ve sevenlerinin artık Fenerbahçe adına bir şeyleri yapması lazım. Biz bunu söylüyoruz. Şimdi bak ne derseniz deyin çok fazla şey eleştiri yapabiliriz. Yani çok fazla şey konuşabiliriz. Ben şunu belirteyim önceki hakemler Fenerbahçe'yi çözmüş. Ne zaman tempo yapacak olsak rakip hop yerde. Hakem de hemen oyunu durdur. Ya şu Fenerbahçe Alanya maçını tekrar izleyin. En az 15 kere oyun durmuş. Ya biri yerde diye 15 kere top durmaz ya. Kafasına darbe alır anlarım. Tehlikeli olur anlarım. Ya bu durmaların bir tanesinde dahi başa alınan darbe yok. Sonra Fenerbahçe tempo yapamadı. Yapamaz tabii. Yapamaz. Bu şartlarda hiç kimse yapamaz ya. Sadece Fenerbahçe değil, hiç kimse yapamaz. Ya ben Gaziantep maçında şunu söyledim. Bak ceza sahasının dışında birisi şut çekti. Furkan Soyatmış. Sevgili Baki abi uyardı. Furkan soyatmış. Ya o gün dedim ki bak ceza sahasından şut çekti. Ya hiçbir kulüp bu kadar rahat şut çektirmemeli ceza sahasından. Tam da karşıdan bir de. Ya bize bu kadar çektirseler biz 100, 100 500 300 200 ne bulduk atarız ya. Bu kadar rahat bize şut çektirsinler. Sezon bitene kadar 100 golü çok rahat geçeriz ya. Ya gel bize gol at demek istiyorsun. 4 gün sonra aynı golü yedik. Hatalardan ders çıkartmak lazım. Hatalardan ders çıkartmak lazım. İsmail Kartal açıklamalarda bulunmuş. Şimdi boşuna açıklamalarda bulunuyor. Gerçekten boşuna açıklamalarda bulunuyor. Ben İsmail Kartal'ı savunurken hep şunu söyledim. Bak İsmail Kartal iyi bir Fenerbahçeli. İsmail Kartal'ı özellikle analizleri dedim. Rakibi güzel analiz eder. Sonra çıkar der ki arkadaş ben rakibi analiz ettim. Durum bu der. Ya bakıyorum analizliklerin hiçbir alakası yok İsmail Kartal'ın. Rakibi hiç analiz etmemiş. Ya Alanya Spor'un oynadığı oyun bu. Ha diyeceksiniz Alanya Fener e Aslan kesildi. Ben bir Galatasaraylı'nın yorumunu gördüm. Çok içerisindeyim. Ya Anadolu takımları Fenerbahçe maçlarında ölümüne mücadele etmeye Galatasaray maçlarına ise seyir zevki için çıkıyor gibiler diyor. Alanya Spor'un bu futbola ligde ilk 5'te olması gerekir diyor küme düşme hattında. Araştırdım arkadaşlar hakikaten de Galatasaraylı. Hesaba baktım troll falan değil. Direkt kişinin kendi hesabı. Ya böyle dürüst konuşan Galatasaraylı görmek ya benim umutlarım yeşerdi açıkçası. Gerçekten umutlarım yeşerdi. Ya ben bu günü görecek miydim diye. Şimdi bak. İsmail Kartal maçı kazanmayı çok istiyorduk. İyi başladık. Maçın başından sonuna kadar bütün oyunun kontrolü bizim elimizdeydi. Oyuncuların ve tribünler çok coşkulu ve istekliydiler. İki kere kalemize geldiler. Maalesef ikisi de gol oldu. Hayırlı olsun Livakovic'i attın taraftarın önüne. 2 bir öne geçtik ve sonrasında birazcık daha oyunun temposunu düşürüp sonuçta bir puan maçı. Şampiyonla oynuyoruz. Tabii ki 3. ve dördüncü golü atmalıyız. Atmak için oynamalıyız. Ama çok erken bir gol yedik. O ara birazcık oyunun temposunu düşürebilseydik. Birazcık daha rakibi kontrol altına alabilseydik. Bu maçtan 3 puanla ayrılabilirdik. Olmadı. Berabere kaldık. Rakip de iyi mücadele etti. Önümüze bakacağız. Kazanmayı çok istiyorduk. Üzgünüz. Bu akşam kazanamadığımız için onlara bir galibiyet hediye edemediğimiz için taraftarımızdan özür diliyoruz. Ben özürle çalışan bir adam değilim. Ben dersten çalışan bir adamım. Ya taraftar her maçta olduğu gibi geldi. Baş tacımız falan filan. Geçeceksin bunu. Taraftarın isteğini yap o zaman. Taraftarın isteğini yap. Ya mesela bak. Taraftar bas bas bağırdı son haftalarda. Tadic, Şimanski, Ceko düşüşte dedi. Dediler değil mi? ben hariç herkes dedi. Batshuayi diye bağırdı taraftar. Ben yükselişteyim diye de Batshuayi bağırdı. Bunu ben de söyledim. İlk yarı bir sıfır geride takımın. İkinci yarı Batshuayi Ceko ikili forvet hattına dönüştürebilirdim mesela. Risk aldım. Şimanski sarı yedi. Ve Şimanski düştü oyundan. Şimanski sarı yemişken çıkar Batshuayi gibi formda bir ismi al. Yapabilirdin, yapamadın. Bazı eleştiriler yapıcı, bazıları yıkıcı olur. Taraftarın yaptığı eleştirileri yapıcı diye düşünmek gerekir. Bana kalırsa Ceko'da, Şimanski'de bak Ceko mesela golünü de attı. Tamam şimdi açılır. Bak Ceko da Şimanski de de son haftalarda pek de fena değiller. Ha, eksikleri elbette var. Sadece gol katkıları yoktu. Gol katkıları olsa bu kadar göze batmazlardı. Ancak 1-0 geride girilen devrede sadece Cengiz'in çıkarılması riskte. Ona göre de bak ona rağmen de 2-1 öne geçtin. Orta sahada kurun iç İsmail uyumu hala sıfır. Bak ben eleştirimi yapayım. Hani bana polyanlacılar, polyanlacılık yapıyorsun diyorlar. Ben eleştirimi yaparım. Lafım yok. Ben sizden daha net eleştiri yaparım. Ancak takım iyi gidiyorken çok aykırı eleştiri yapmam. 2-1 ya öne geçmişsin buna rağmen orta sahada İsmail Kuruç uyumu sıfırken hala da sıfır. Biz golü oradan yedik. 2 golü de ortadan yedik aslında. Tam Ferdi kaptırdı şöyle böyle bak. Ferdi'nin bireysel hatasını sayarım eyvallah. Ama biraz dikkat. Bak Altay bayındır. Altay için ne dedim? Sorun Altay'da değil. Kaleci antrenörü profesyonel seçelim. Livakovic macerasına girmeyelim. Altay'ın maliyeti de düşük. İrfan'la dönüşümlü oynarlar. Yabancı kontenjanla takılmayız diye. Şu an haksız mıyım? Siz söyleyin. Siz söyleyin. İsmail sonuna kadar yarışın içinde olacağız. Bırakmayacağız. Taraftarımız sakin olsunlar. Bize güvensinler. Bugüne kadar nasıl güvendilerse bundan sonra elimizden gelen en iyisini yapıp mutlu sona ulaşabileceğiz. Bugüne kadar taraftar sana aslına bakarsan tam güvenmedi. Taraftar bugüne kadar dedi ki ulan dedi bir bildiği vardır. Sabredelim. Hani bugüne kadar bu sezonlara kadar hep Attık tuttuk bari bu sezon susalım dedi. Şimdi taraftar da çileden çıktı. Taraftar artık inanç kalmadı taraftarda. Çünkü Serdar Ali Çelikler gibi Fenerbahçe düşmanları Fenerbahçe bugün şampiyonluğu kaybetmiştir. Kimse bana kaybetilmiş bir şey yok demesin diye ortaya düştü. Taraftar da arkasına gitti. Aylardır kanalımızda duran ölü hücrelerin hepsi uyandı. Pensilvanya'dan emirini aldılar. Şimdi konuşmaya başladılar. Bak, Fenerbahçe 9 korner 19 serbest vuruş kullanmış. Alanya maçında. Hiçbirinden gol bulamamış. Ya, sezon boyunca olduğu gibi. İsmail Kartal'ın savunduğu fikre göre duran top konusunda ülkenin en iyisi biziz. Ya keşke ukala cevap vermek gene düşünülseydi. Ya duran toplarda kimse gol olacak beklentisine girmiyor. Ben girmiyorum. Hiçbir kornerde ulan gol olur mu diye ayağa falan kalkmıyorum. Harbi söyleyeyim. Oyuncular bile kalkmıyor. Ya kendi kendine niye bir tane duran top antrenörü almazsın bir adam? Ya Guardiola yanında bu işin uzmanını getiriyor. Çalışıyor. Golden sonra da tebrik ediyorum. Neyin egosu bu ya? Haftalardır duran toptan gol atamıyorsun ya. Yan sabuncu olduğumuz teknik heyete bu hafta yeni bir isim getirebilir. Bir bölge güçlendirmesine gidebilir diye. Ya teknik heyetimiz çöp. İsmail Kartal'ın yardımcı antrenörleri çöp. Hiçbir vasfı olmayan kişiler. Fenerbahçe'ye göre. CV'sine bak abi. Allah aşkına. Şimdi Kayseri Sporu bunu bunu küçümsediğimden değil. CV'ye bak bir ya. Ya Allah aşkına Dusan Tadiç'e bu adam antrenörlük yapacak. Dusan Tadiç'i. Livakovic'i getirmişsin. Maliyet o kadar para harcamışsın. Bilmem ne yapmışsın. Ah Antalya Spor U17. Fenerbahçe U bilmem nesi. Falan filan. Al. Al abi. Atletik performans antrenörü. Fenerbahçe takımı niye maçtan düşüyor? Al. Dardanel, Sakarya, İnegöl. Al abi. Al. Dostacı söyler. Al. Kaleci antrenörü. Allah aşkına Mersin İdman Yurdu. Alanya, Kartal Spor bilmem ne falan filan. Kimin torpiliyle alıyorsunuz bunları ya? Kimin torpiliyle? Ya profesyonel. Sen dünya çapında futbolcu getiriyorsun ya. Ya ikinci yerde dedim ki Şimanski'yi çıkarır. İrfan kahveci kahveciyi alır. Maçı çeviririz. Rakipte bir şey yok dedim. Herif gitti Cengiz'i çıkarttı. Ya ben anlamıyorum. Bu ezber değişikliklerinin. Yani ezberle maç çevirme mantığını çözemiyorum ben ya. Ya iki bir öne geçmişsin. Rakip sağ bekten topu alıp orta sahayı geçip iki ön liberon varken rahatça gelip sol kanattaki adama pası verip ki Mert Müldür de iyi karşıladı adamı. Bekletti de birazcık o bir saniye falan bekletti. Ceza sahası dışında şutla gol atıyorsa burada sorgulayacağın çok fazla şey var. Livakovic mesela. Oynatma. Çek kıza. Bu sezon en az 8 Süper Lig maçında görev yapan kaleciler arasında yediği gollerin en büyük bölümü ceza sahası dışından gelen file bekçisi Dominik Livakovic. 19'da 7. Fenerbahçe'nin plakasını kurmuş. Şimdi bu hata benim hatam mı? Maç başından sonuna kadar kontrol elimizdeydi de carttaydı curtlaydı. Geç abi. Oyun içinde panik olabilir. Bir an önce gol atalım. Maçı kazanalım. İsteği hırsı. Bu bazı oyuncularda panik havası yaratmış. Falan filan. Ya panik havasını. Sen sen kendi üstüne bak. Panik havasını. Ryan Kent bizim oyuncumuz diyor. Avrupa kadromuzu aldık diyor. Şimdi ben İsmail Kartal'a diyorum ki Ryan Kent'i sıkıyorsa yazma kadroya. Sıkıyorsa yazma. Bütün taraftar sana küfür edecek. Diyecek ki aylardır oynatmıyorsun. Bize futbolcuya düşman ettin. Kovduk gitmedi dedirttin. Çok güzel. Biz adama parladık. Adama kızdık. Dedik ki ulan Lazio'ya bile gitmiyor. Demek ki adamın niyeti oynamak değil dedik. Hepimiz yüklendik değil mi? Öyle değil mi arkadaşlar? Hepimiz yüklenmedik mi oyuncuya? Ben de dahil. Hepimiz yüklendik. Hepimiz ne dedik abi? Oyuncunun dedik niyeti bozuk. Oyuncu Fenerbahçe'yi demek istiyor. Artık kim gaza getirdiyse falan. Ajan mı dedik? Galatasaray ajanı mı dedik? Falan filan. Şimdi sıkıyorsa oynatma. Ben söylüyorum. Tadici kes Rize maçında oynat. 15 yabancı da birini çıkarma, Al çıkartacağın şey. Önümüzdeki 5 maçta Fenerbahçe ne yapar? Eşek gibi 5 maçı da kazanacaklar. Hiç kusura bakmasınlar. İsmail Kartal'ın ekibi oturacak analiz mi yapıyorlar? Basın toplantısında laf sokacağız. Çabaları yerine analiz yapsınlar. Çıkacaklar, oynayacaklar, kazanacaklar. 2 puan geriye düştük. Baskı da kalmadı. Bitti. Bitti. Rakibin sosyal medya ekibi trolleri o kadar iyi çalışıyor ki. Daha ilk yarıda İkinci sıradan atılması gereken Augusto var, Furkan var. Bunların yerine Mertens'in yaptığının aynısını daha da hafifine bence. Yapan Tadiş için kırmızı çıkmalıymış. Cengiz kırmızı yemeliymiş algısı. Çok da güzel algı bak. Arkalarına Ahmet Çakar, Erman Turoğlu'nu falan da almışlar. Ha? İyi bakın. Sosyal medyaya iyi bakın. Hatta Fırat Aydınus'u falan da almışlar. Çok güzel algı yapıyorlar. Hocam sen yanılıyor olamaz mısın? Arkadaş Tadiş topa vuruyor. Eleman ayağını altına sokuyor. Bak ayağı altına sokuyor. Ya Tadiş topa vuruyor. Adam yere yatıp kafasını ayağının altına koyuyor. Tadiş ayağını inince adamın kafasına basıyor. Siz diyorsunuz ki kırmızı kart. Ben de diyorum ki o kafanın orada işi ne? Topa vurmuş. Tadiş topa vurmuş. Vurduktan sonra böyle olmuş. Yani kırmızı kart diyorsun. Mertens'in yaptığına bir tane Mertens'e kırmızı diyen duydunuz mu? Sarı yeterli, sarı yeterli, sarı yeterli. Cengiz'e kırmızı çıkmamış. Sebep? Eliyle vuruyor. Aynı eliyle vuran oyuncuya diyor ki karta gerek yok diyor mesela Fatih Aydınus. Çok güzel algı. Bizim taraftar çıkmış. Rakibin oyuncuların yemesi gerekenleri konuşmuyor. Ha, belki puan kaybına sinirden bunlara laf anlatılmaz diye adam yerine koymuyordur. O da ayrı mesele. Adam yerine koyup koymama derken Galatasaray konuşmuş. Demiş ki skandal hakem kararlarıyla şampiyonluğu emeklilik ikramiyesi olarak verme operasyonunuz gerçekleşmeyecek. Dursun Özbek biliyorsunuz sezon sonunda emekli olacak ya. Kendilerine için söylemişler. Bak Galatasaray bir açıklama yapıyorsa emin olun kendi şeyini açıklıyordur. Skandal hakem kararlarıyla şampiyonluğu emekli ikramiyesi olarak verme operasyonunuz gerçekleşmeyecek. Baskıya boyun eğenlere rağmen hak eden kazanacak demiş. İnşallah Fenerbahçe kazanacak o zaman. Fenerbahçe yönetimine duyurulur. Kırmızı kartlara kör bir hakem. Komik bir penaltı. Skandal hakem kararlarıyla şampiyonluk emekli ikramiyesi olarak falan filan. Mesela Galatasaray'ın Gaziantep'teki penaltısına bakın. İkarda adamın yüzüne vuruyor. Arkadan ayağına vuruldu diye penaltı. Yüze vurmayı geçiyorlar. Mesela Fırat Aydınus orada da omurgalı davranıp deseydin ya aynı anda iki hareket birden gerçekleşiyor. Buna faul çıkmaz diye. Ya da deseydin ya Icardi'nin dirseği daha önce geliyor. Sarı kart verilmeli penaltı değil. Saniyenin bilmem kaçta birinden şöyle böyle diye. Mesela Başakşehir maçında Galatasaray'ın o 1-0 kazandığı maç var ya sürpriz maç. Kerem Aktürkoğlu'na verilen penaltıya bakın ne demek istediğimi anlarsınız. Kayseri maçındaki Galatasaray'a verilen penaltı. F bile değil penaltıyı geçtim. Al Geçen sezon offsiteımsı rezilliği. Bu sezon hatır şikesi. Yani hak eden kazanacak demiş. Fenerbahçe ne diyor? Fenerbahçe ne diyor? Fenerbahçe'nin açıklamasına bakın. Kör hakemleri, komik penaltıları, yıllarca konuşulan skandal hakem kararlarına ve tiyatro maçları en iyi bilen, kurgu şampiyonluklarıyla futbol tarihine kazanan, dualarla, himmetlerle ayağa kaldırılan kulübe notumuz. Kişi kendinden bilir işin. Bu sezon saha içi ve saha dışı kurgularınız tutmayacak. Algı, manipülasyon ve yalanlar değil. Hak eden kazanacak. Fenerbahçe şampiyon olacak diyor. Dualarla, himmetlerle ayağa kaldırılan kulübe not olarak. Şimdi ben size bir şey söyleyeyim. Ya da sormayın. Bak şunu da söyleyeyim. Kazımcan ve Morutan. Ankara-Gücü Galatasaray maçı var. Yatmanıza gerek yok. Aklınızın kalbinizden çelişmesine gerek yok. Fenerbahçe puan kaybetti. Adam akıllı oynayabilirsiniz. En fazla Galatasaray puan kaybedebilir. Size küfür ederler. Derler ki niye yatmadınız diye. Ya demezler canım. Onlar da şerefli futbolcu istiyor. Antalya Spor Sergen Yalçın Fenerbahçe'yi nasıl oynattıysan öyle oynat. Başka bir şey istemiyorum. Ardından Beştaş maçı var Galatasaray'ın. Beştaş sadece Beştaş gibi oyna. Rize Spor'la evlerinde oynayacaklar. Rize bize nasıl oynayacaksan bu hafta sonu Galatasaray'da öyle oyna. Başka hiçbir şey istemiyorum. Kasımpaşa deplasmanına gelecekler? Kasımpaşa Fenerbahçe'ye nasıl oynayacaksan Galatasaray'da öyle oyna. Anlaşıldı. Fenerbahçe Rize deplasmanına gidecek. Kasımpaşa ile evinde oynayacak. Bak aynısını söylüyorum. Bize nasıl oynuyorsanız rakibe de aynısı gibi oynayın. Başka hiçbir şey istemiyorum. Hatay spor deplasmanı. Hatay Galatasaray'a nasıl oynadıysan bize de öyle oyna. Pendikli evimizdeyiz. Trabzonspor deplasmanı. Keşke Trabzonspor Galatasaray'a oynadığı gibi bize de oynasa. Keşke. Yani ben o oynamayı oynama olarak görmüyorum o, o performansı. Yani beşinci golü yediğinde bir kaleci gülüyorsa, dördüncü golü yediğinde o olay başka bir şeydir. İnşallah bizi de öyle oynarlar. İnşallah. Ya Fenerbahçe bir şey söyleyeyim. Şampiyon olmak mı istiyor? Aa buyur. Kazımcan, Morutan adam gibi oynayabilirsiniz. Hiç gönül şeyine falan gerek yok. Aklınızdan kalbinizin karışmasına. Çıkın topunuzu oynayın. Kimse size niye oynadı, oynamadı demez. Merak etmeyin. Şimdi Fenerbahçe bu sezon duran topu hariç şey penaltı hariç duran toptan 6 gol atmış. Galatasaray 8 gol atmış. Yani bakınca ikisi de hemen hemen aynı. Kimse dert etmemesi lazım ama kazanılan duran topun gole çevrilme oranına bakmanız lazım. Şimdi İsmail Kartal aylardır oynatmadığın oyuncuyu kurtarıcı diye oyuna aldı. Bence herkesten geçerden not aldı Kent. Yarın hani bugün listeye kronik sakat King yerine Kent'i yazmazsan istifa vermeni ister taraftarın büyük bölüm benden söylemesin. Kendi bacağına mı sıktın? Kendi kahramanını mı ürettin bilmiyorum. Taraftar Kent'in listeye eklenmesini istiyor. Ben onu söyleyeyim. Ben taraftar adına söylüyorum. Taraftar istiyor. Ya bir tık öteye gideyim. Rize maçında dinlendir Tadic'i. Çok yoruldu Tadic'i. Sen kabul etmiyorsun. Belki kendi de kabul etmiyor ama çok yoruldu. Çok yoruldu. Çok. Arkadaşlar gelelim İsmail Kartal'a. İsmail Kartal maçı bilerek verdi. Ben size söyleyeyim. Ben söylüyorum bak elimde kanıtım da var, belgem de var. İsmail Kartal bu maçı bilerek puan kaybı yaşattı. Sebebi biliyor musunuz? Hani maça niye doğru dürüst müdahale etmedi? Niye maçın gidişini izledi? Hani maç berabere bitince niye e, İsmail Kartal aslında sevindi? Ben size söyleyeyim mi? Sebebi şu. Biz hani eğer bu maçı kazansaydık, hani maçı kazansaydık Cumartesi günü Rize deplasmandayız. Muhtemelen Rize deplasmanı dönüşünde kurşunlanırız. Roket atar falan atarlar otobüsümüze diye düşündü. Ya da uçağımızı devirirler. Bizimle birlikte uçaktaki yolcuların hepsi vefat eder. Hani roket atar atarlar hava savunma sistemini falan devreye sokarlar diye düşündü. Muhtemelen İsmail Kartal birçok kişinin ölmemesi için bu maçta bilerek puan kaybı yaşattı. Hani kurşunlanıyoruz. Kim kurşunladı bilinmiyor. Hani roket atar falan atsalar kim attı o da bilinmeyecek. Muhtemelen İsmail Kartal bunu düşündü. En azından dedi ki ben oraya lider gitmeyeyim. Ne olur ne olmaz dedi. Hani kazansak da sıkıntı olmaz. Kafayı çok takmazlar. Şimdi kurşunlamaya falan kalksalar. Derler ki olan Fenerbahçe'yi kurşunladık. Derler belki Fenerbahçe'nin lehine bir algı oluşur diye yapmazlar diye. Bence İsmail Kartal hayatta kalmak için puan kaybetti. Ben aksini düşünemiyorum. Aksini düşünemiyorum. Tabii ki birçok eleştiri yaparsın. Mesela ben şunu söyleyeyim ki şahsım adına söyleyeyim. Ceko haftalardır gol atamıyor. Orta kafa gole dönmüşsün. Ceko orta kafa golü becermiş. Sen Ceko'yu çıkartıyorsun oyundan. Yani gerçekten bak. Sen çıkartıyorsun. Kent'i aylardır oynatmıyorsun. Bu maç kurtarıcı diye alıyorsun. Kurun İsmail Uyum. Bak ben 450 dakika oynadı sanırım kurun iç. Ben kurun için notunu vereyim. Bilian Arao'nun bir tık daha iyi pas yapanı. Kurun için notunu vereyim. 450 dakika hemen hemen izledik sanırım. Fenerbahçe'de 363. Şeyde e, ligde Türkiye Kupası'nda 117. 480 dakika izledim. Kurun iç Arao'nun bir tık üstü. Hocam Crespo kalsaydı kurun iç gitseydi olur muydu? Şimdi Crespo fiziksel mücadelenin adamı. Crespo çok iyi pas yapar. Pardon çok iyi pas yapamaz. Ama çok iyi mücadele eder. Top kapar top alır top verir falan. Ama çok iyi pas yapamaz. Şimdi Crespo'yu 6'ya koyduğun zaman yanında Fred olmasa Crespo sınıfta kalır. Bitti mi? Bitti. Kurun içi 6'ya koy. Yanında Fred yerine İsmail varsa İsmail top dağıtırsa Kurun sınıfı geçer. Kurun iç Fred oynatırsam kurun iç aşırı sınıfı geçer. 9'luk 10'luk performans sergiler. Ben notumu vereyim. Şimdi Crespo Fred'i koyuyorum. Crespo frette Crespo her topu Fred'e verir. O yüzden 10 üzeri 7'lik 8'lik oynar. Kurun iç Fred'de kurun iç Fred'le birlikte 8'lik 9'luk 8'lik bile oynamaz. 9'luk 10'luk top oynar. 8.5'luk 9'luk 9.5'luk. Yani Fred iyileşirse kurun içten memnun kalırız. Fred iyileşmesi ya da Fred'i gönderdin önümüzdeki sezon devam edeceksin. Orta sahaya az vasıflı birini aldın kurun e lanet okuruz. Ben kurun için notunu vereyim size. İyi de hocam senin bu anlattığına göre Arao kalsaydı Fred'le oynasaydı daha iyi değil miydi? Arao'nun da en büyük hatası şu. Arao maçtan çok kopuyordu. Fred kopmuyor maçtan. Bak Ferdi'nin golü sürprizdi. Kimse Ferdi'den o hatayı beklemiyordu. Çünkü Ferdi takımın en iyi pas yapan, en iyi toplan ilişkisi olan ikili mücadele kazanması yüksek ismiydi. Şimdi biz büyük resme bakarken küçük resmi görmüyoruz. Diyoruz ki ya işte şunun hatası Kurun hiç koşmadı. İkinci golde mesela Kurun Ciku'nun yerini kapatıyor. Stopper de Ciku'nun yerine kapatıyor. Ciku önünde duruyor. Normalde Ciku bu top toplara vurdurmaz. Vücudunu siper eder. Şans. Öyle bir şans denk geliyor ki. Şimdi maçın pozisyonları var. Onlar var. Bunlar var. Şunlar var. Maçın pozisyonlarına bir baktım. Richard algı yapıyor. Cengiz kart yemeliydi, Tadiç atılmalıydı falan filan. Tadiçi geçtim. Hadi Cengiz'de bir şekilde anlarım. Bak, mesela Trio ekibi de aynısını söylüyor. Tadiç'in müdahalesinde kartın rengi doğru mu? Trio ekibinin tamamı doğru diyor. Çünkü ayağına basmıyor. Önce toplanıyor, ardından ayaklar harekete devam ediyor. Richard'ın ayağı kramponun altına gidiyor. Yani diz bükülü şiddet düşük sarı kart kararı doğru diyorlar. Cengiz Ünder'in eline ben size bir şey söyleyeyim. Furkan'ın yemesi gereken sarı o golü atan oyuncunun yemesi gereken sarı ilk 45 dakika içerisinde. Bak sahanın karıştığı pozisyonda olayların ilk sebebi yüzünü tutan Fatih Aksoy. Hakem yanlış yerde durdu için olayı üstlemedi. Bak Fatih Aksoy kendini yere atmaktan sarı yemesi lazım. İsmail'in pozisyonda. Hiç değmedi ki İsmail. Aynı Fatih Aksoy sedye çağrıldı. Sakatım dedi. Sedye gelmesine rağmen yürüyerek çıktı. Orada ikinci sarı yese maç bittim. Hakem yanlış yedi duruyor bak. Augusto, Sisto, Cengiz, Çağlar kart görmeliydi diyor. İki takımdan birer oyuncu eksik kart gördü. Hakem bu pozisyonda kontrolü tamamen kaybetti. Fatih de kendini yere attığı için sarı görmeliydi. Yani 5 sarı görülmesi gereken pozisyonda Augusto ve Cengiz sarı kart gördü. Aynı Augusto'nun 3. sarı kartı arkadaşlar görmesi gereken. Ben demiyorum trio ekibi Fırat Aydınus falan diyor. Bak Augusto'nun Mert'e dirseğiyle yaptığı bu hareket sarı kart olmalıydı diyor al yani ikinci sarısı bak şimdi Cengiz'i konuşuyorlar ya omurgalılık yapıp bunu da konuştular artı bak artı Augusto'nun hakeme şiddetli itirazı var kesinlikle kart görmeliydi hakemin otoritesi burada kaybolmaya başladı diyor yani aslında üçüncü sarısı ama maçın oynandığı dakika ya yanlışım yoksa bu 30'larda bir dakikaydı arkadaşlar. 30. dakika falan. Düşünsene bak rakip 30. dakikada 10 kişi kalsa biz ne Cengiz konuşuruz ne Tadiç konuşuruz. Yani bir Alanya'nın ilk golünde mesela. Ha, Şimanski'nin gördüğü sarı kart yanlış. Rakibin ayağına basmıyor. Trio ekibinin açıklamaları Carlos ve Ferin maçın başında gördükleri kartlar doğru diyor. Yani buyurun arkadaşlar. Teknik direktör açıklamaları. Mesela Yusuf Özdemir'in görmesi gereken sarı kart. Mesela Batçu aynı pozisyon. Ben ne dedim size? Bu pozisyon penaltı değil. Batçu aynı eline değiyor. Hani boşuna itiraz etti. Bir de Cengiz'in bir itirazı vardı saçma sapan. Onun da alakası yoktu mesela. O da gitti. Al abi. Konuşalım Augusto'nun kartını. Hadi Ergonaj ikinci yanına hemen başında tatlı yaptı. Falca bile sarı kart görmeliydi diyor. Yine Trio ekibi. Bak Cengiz'in ee, rakibin yüzüne yaptığı hareket dolası ikinci sarıyı görmeliydi diyor burada. Bir dakika. Aynı pozisyonda rakibi kaldırmaya çalışan Mert Müldür de sarı görmeliydi diyor. Not buraya kadar Fatih Aksoy. 30'da atılıyor. Sağının karıştığı pozisyonda. 30 olmadan Agusto'da atılıyor. Rakip 9 kişi. Rakip 9 kişi kalmışken Cengiz o hareketi yapmazdı zaten. Onu da söyleyeyim. Ama tabii gel de birilerine anlat. Şimdi çok güzel algı yapacaklar. Çok güzel algı yapacaklar. Allah sonumuzu hayırlı etsin arkadaşlar. Ben Kent'i beğendim. Kesinlikle Kent lisansı çıksın. İsmail Kartal Kent'i oynatmıyorsa kendi istifa etsin gitsin. Açık söyleyeyim artık. Yeter. Şunu söyleyeyim. Fenerbahçe sahasında niye puan kaybediyor? Çünkü Fenerbahçe'nin abisi yok. Abileri yok Fenerbahçe'nin. Mesela klişe bunu demiştim. Şampiyonluk maçı sonundan, iki, sondan ikinci maçtı diyor. Onlardan iki puan öndeydik. Kazanırsak şampiyon olacak. Devrasında bir sıfır galiptik. Bir adam geldi kazanırsanız bu gece bu stadyumdan çıkamazsınız dedi. Garip bir şekilde o maçı kaybettik. Mesela Galatasaray'ın şu abileri bizde de olsaydı. Bıyıklı bıyıklı abileri bizde de olsaydı. Biz de Alanya'yı yenerdik. Biz de Samsun'u yenerdik. Biz de Galatasaray maçından galip ayrılırdık. Biz de Trabzon'u yenerdik. Zaten puan kayıplarımızın tamamı bu maçta. Bir tane de şey var. Ee, Adana Demirspor deplasmanı. Adana Demirspor deplasmanı geçtim. 25 maçta 73 puanımız olurdu. Şu an en yakın rakibimizin yani en yakın rakibimizin bir puanını çık. Sadece yani herkes yine yattım atlıyoruz. Bir puana çık. 73'e 65 olurdu. 8 puan önde şampiyonuna depar atıyor olurduk. İki ilave önümüzde olurdu falan filan. Eğer böyle abilerimiz olsaydı. Şimdi Fenerbahçe puan kaybetti ya. Asıl bu puan kaybını ben Galatasaray'a yazıyorum. Asıl Galatasaray'a yazıyorum. Sebebi de şu. Artık Fenerbahçe puan kaybettiği için Ankara gücü maçını başka stada aldırma ihtimalleri kalmadı. Kazım Can'ın, Moruta'nın kalpleriyle beyinler arasında karmaşa yaşamasında sebep kalmadı. Fenerbahçe futbolcuları, eski futbolcuları nasıl şerefiyle oynuyorsa bundan sonra Galatasaray'ın eski futbolcular ya da kiralık futbolcular da elbette ki şerefiyle oynayacaktır. Bunu göreceklerdir. Oturup hep birlikte izleyeceğiz arkadaşlar. Ha Kadıköy'e gelen de yerden kalkmıyor. O da ayrı bir mesele. Buna da yönetimin konuşması lazım. Ben başka bir şey diyemem buna. İzlediğiniz için teşekkürler. Yolun sonu şampiyonluk olsun. Arkadaşlar daha çok maç var. 13 lig maçı var. Şimdi şeyi geçtim. İki takım da her maçını kazandı. Galatasaray'ın deplasmanda Fenerbahçe kazanırsa şampiyon olur. Hocam evinde maç kazanamıyorsun. Deplasmanda nasıl kazanacaksın? Galatasaray'la son oynadığımız 10 maç oradaki yeni statlarında bir galibiyetleri var sadece. İki galibiyet bizim var. Geri kalan bütün maçlar berabere. Harbi söylüyorum bütün maçlar beraber desem. Yok artık o kadar da değil dersin. Aç bak tarihin. Aç da bir bak. Son yıllara falan bir bak. Arkadaşlar biz Deplasman'da niye daha iyiyiz? Çünkü evimizdeki o 50 metreden top aldığında vur vur diyen taraftar yok. Skor 2-2 iken güç modunu açıp şey uyku modunu açan taraftar yok. Biz deplasmanlarda daha iyiyiz. Açık söyleyeyim Fenerbahçe'nin kalan maçlarda deplasmanlarda bir puan bile kaybedeceğini zannetmiyorum. İnşallah da kaybetmez. Evimizdeki maçlarda buyurun. Yani evimizdeki maçlarda da buyurun abi ne olursa olsun. Yani çok da şey konuşmanın lüzumu yok. Allah sonumuzu hayır etsin. Arkadaşlar bak. Kripto Fenerbahçeliler. Kendine Fenerbahçeli ben canlı yayında kızdığım zaman bana diyorsunuz ki hocam niye bu kadar kızıyorsun? İnsan kendi taraflarına kızar mı? Dışarıdan izlerseniz eğer dışarıdan izlerseniz dersiniz ki hocam kendi taraflarına kızıyorsun. İçeriden bakarsanız dersiniz ki hocam kripto olarak kızıyorsun. Ha bize şampiyon yapmazlar hocam. Ali Koç varken şampiyon olamayız hocam falan filan. Hatta bir arkadaşım şey diyor hocam Galatasaray Başkanı açık açık Murat Kuruma destekle bulundu. Ondan dolayı şöyle böyle falan filan diye. Ee, mesela Hasan Sayın kardeşim diyor hocam şu kansızların yorumuna bakma sen üzüldükçe onlar seviniyor diyor. Ben sizin adınıza konuşuyorum. İsteyen istediğini düşünebilir. Ha. Fred Rize maçında yok. Ondan sonraki maçta dönüyor. Rize maçını kayıpsız atlatalım. İnşallah Ankara Gücü de Fenerbahçe'ye karşı oynadığı gibi oynasın yeter zaten başkasına gerek yok. Sonrasında Fenerbahçe'deki yükselici hep birlikte izleriz arkadaşlar. Ha, kendi keşke bir de bugün gol atsaydı. Yani keşke ondan bahsetseydik. Hayırlısı olsun arkadaşlar. Sonuç olarak Fenerbahçe sezon sonunda sezonun sonunda Fenerbahçe'de başkan değişimi olacak. Yani kendi elleriyle kendi cehennemlerini hazırlayabilirler. Bunu da bilsinler. Cehennemlerdir cehennemler der ki şimdi lafı başka tarafa çekmesinler diye söylüyorum. Ali Koç gider. Belki de Fenerbahçe işin şifresini çözer der ki ulan ha şuraya yakın olan kişileri getirmeliyim der başkanla. Hatta oraya yakın kişilere direkt oraya gidip sorar. Kimi başkan seçelim diye. Onlar da der ki şunu seçerseniz biz size daha yakın oluruz der. Kendi elleriyle kendi kuyularını kazmış olurlar. Hep birlikte bekleyip göreceğiz. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hala Fenerbahçeliyseniz, ölümüne Fenerbahçeliyseniz kanalda durabilirsiniz. Abone olabilirsiniz. Videolar izleyebilirsiniz. Zaten transfer sezonu da bittiği için bol bol Fenerbahçe konuşacağız arkadaşlar. Hakkımızda hayırlısı olsun. Ha şunu da değinmeden geçmeyeyim. Ben olsam Crespo ile Lincoln'u göndermezdim diye burada haftalarca bağırdım. Günlerce bağırdım. Anlatabiliyor muyum? Günlerce bağırdım. Ben olsam Crespo'yu, Lincoln'u göndermezdim. King'den çıkardım. Zayt'tan çıkardım. Bak Kent de işe yaradı Ben anlattım size dedim. Ben Kent'in niye kadrosu kaldığını anlamıyorum. Oyuncu demek ki iyi sinir etmişler. Oyuncu oynamakta istemiyor diye. Hayırlısı olsun bakalım arkadaşlar. Görüşmek üzere izlediğiniz için teşekkürler.